şekilde davranarak her şeyi daha da kötü yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Ben Masal'la kendim konuşacağım. Ben çağırırım, çağırırım. Larin halleder. Masal. Masal. Masalcığım, beni odana götürür müsün? Sana söyleyeceklerim var. Ben sofrayı toparlayayım artık. Kimse de iştah müştah kalmadı. Sen yiyeceksen... Yok yok, ben öyle ayıp olmasın diye şey ettim. İki lokma bir şey yiyeyim dedim. Yoksa benim de hiç canım istemiyor. Cavidan abla, bittiyse alayım telefonu. Konuşurken kapandı birden. Bir kere daha arayayım, müsaade edersen. 2 dakika. Tamam. Bir şey mi istemiştiniz? Hayır, başka bir şey isteyeceğim. Afiyelik mi yine? Evet, araştırmanı istediğim kız vardı ya, onunla ilgili daha detaylı bilgiler istiyorum. Ne gibi? Neyi merak ediyorsun? Her şeyi. Kemal Bey, eğer müsaitsek konuşabilir miyiz? Buyurun tabii Münevver Hanım. Nasıl olacağımı, nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Ben çabaladıkça her şey daha da kötüye gidiyor sanki. Elimi uzatıyorum ama onu tutamıyorum. Çekip çıkaramıyorum düştüğü girdaptan. İhsan... İhsan karanlığa düşmesin. Eğer düşerse... merhametten kaçar. O indi senden. Etraftakilerden değil... merhametten kaçır. Keşke elimden bir şey gelse. Çekip çıkarabilsem onu bu düştüğü karanlıktan. Ben...
Ben onun yanında hiçbir zaman olmadım. Hiçbir yarasını sarmadım. Ama buraya geldiğinde gördüm ki onun etrafında onu seven, ona sahip çıkan insanlar var. Sen de onu yüreğinin çok güzel köşesine koymuşsun. Sen onun ışığısın. Bunu unutma. Allah büyüktür oğlum. Kuru dallara hayat veren Allah. Ol diyerse olar. Alanında uzman doktorlar araştırıyorlar. Nari'nin durumunu değerlendirmeleri için. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Allah razı olsun senden. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Sen... Şu an farkında olmasa bile... annesine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu günleri birlikte yaşayacağız Münevver Hanım. Beraber. Sen şimdi yani düştüğünden mi görmüyorsun? Evet Masalcığım. Anlattığım gibi. Niye sustun? Gözlerimi kapattım. Sen şimdi her yeri böyle siyah mı görüyorsun? Sen hiçbir zaman karanlıkta kalma Masalcığım. Baktığın her yer aydınlık olsun. Sakın üzülme Nerne abla. Ben senin için bir şeyler düşündüm bile. Öyle mi? Ne düşündün? Eğer istersen ben senin gözün olurum. Böyle tutarım elini, her yere gideriz. Ben sana anlatırım her şeyi. Dalgaları, çizdiğim resimleri, her şeyi sana anlatırım. Canım benim. Ben seni nasıl iyileştireceğimi biliyorum. Nasıl? Bombili. Gerisi yok mu? Unuttum. Sen hatırlamıyor musun? O sözleri söyledikten sonra ne yaptığını hatırlıyorum. Ben de. Enerji doldum birden. Masalcığım. Bak ne diyeceğim. Pijamalarını giy, sonra da masal saati. Ama nasıl? Görmüyorum ama aklımda bir sürü güzel masallar var. Anlatabilirim. Hadi o zaman. Kedili pijamanı giy, o sana çok yakışıyor. Sonra masal anlatayım sana. Tamam. Eski düzenimize geri dönüyoruz. Kaldırdığımız her şeyi tekrar yerine koyacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Eski düzene dönüyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Uşağım, iyi değilsin, hastaysın da... o vaziyette ben odama tek başıma gideceğim değil. Ben nasıl bırakırım onu? Allah esirgesin. Şehriye abla kolay olmayacak. Biliyorum. Ama bunu yapmak zorundayız. Uzaktan kontrol edeceğiz. Hiçbir şekilde müdahale etmek yok. Ona acıdığımızı düşünüp üzülmesini istemiyorum. Tamam Uşağım, tamam. Sen ne dersen o. Ha, yeter ki kıvırcığım mutlu olsun. Sen merak etme. Münevver Hanım'la da konuştum. Emir gelecekti. Narin, Emir. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Hoş buldum. Biraz evden kaçayım dedim. Bir parça kafanı şişireceğim artık. Bana o yer.
Siz oturun hava güzel. Ben masala bakıp geleceğim. Gel bakalım nereye gidelim biz? Hı? Oh. Oh mis kokulum. Aman Allah'ım. Şu parmaklara bak. Şu tombik parmaklara bak. Yerim ben bunları, yerim. İyi oldu değil mi böyle? Hı? Senin de hoşuna gitti. Hazır baba da evde yokken güzel güzel güneşlenelim. D vitaminimizi alalım. Ki kemiklerimiz güçlensin. Değil mi bir tanem? Değil mi minik lokumum? Hı? Sen hep böyle gül. Hep böyle mutlu ol, değil mi? Hiç ağlama, hiç. Kuzum benim. Gel. Açık söylemek gerekirse durumu kabullenmeye çalışıyorum. En sık zamanda buna alışmam lazım çünkü başka çarem yok. Bugünler gelip geçecek Narin. Her şey eskisi gibi olacak. Sadece biraz sabır. Sen çok güçlü bir kadınsın. Öyle mi görünüyorum? Öyle görünmüyorsun. Öylesin. Hem ne kadar güçlü olduğunu bunca zaman amcama katlanarak kanıtladın. Güçlüğünü ispatladın yani. Ayrıca benim tanıdığım Narin hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Bilmiyorum. Şu sıralar ümit etmek ve ben birbirine çok uzaklar sanki. Yakın olacak. Göreceksin. Bak sen bunun da altından kalkacaksın. Yanında seni seven, senin için her şeyi göze alabilecek bir adam var. Yalnız değilsin. Galiba hepimizin tek ilacı zaman. Bazen hiç yerinden kıpırdamasa da evet öyle. Sen dedin az önce yine güzel şeyler olacak dedin. Ben mi dedim? Hı hı. Hayat bize hiç ummadığımız mutluluklar getirir belki. Mutlu olmak. Benim için çok zor bir kelime. Değil. Yeter ki şuramızda hissedelim. Bunları benim sana söylemem gerekmiyor muydu? Başka severi artık. Emir abi. Prensesim. Gel. Çok özledim ben seni. Çok. Geldiğini duyunca tutamadım. Şuna bak ya. Ne kadar değerliymiş Narin. Herkes etrafında pervane. Kızım. Ay. Ay anne dalmışım ya. Havuza bakıyordum ben de. Ne kadar güzel değil mi? Baksana sen de. İnsanın içi açılıyor. Kızım. Burada çekilelim. Bizim baktığımızı görünce rahatsız olabilirler. Hadi kızım. Okul nasıl gidiyor? İyi. Bebek nasıl? Keşke onu da getirseydin. Onu çok özledim. Küçük hanım sizin banyo saatiniz gelmedi mi?
Hadi bakalım, Şehriye ablan yukarıda bekliyor. Evet, bekletmeyelim. Gidelim mi? Ama yine gel. Bunu saymıyoruz diyoruz. Tamam, gelirim. Söz ama. Söz. Kuzen sözü. Kendine bak, olur mu Narin? Sen de. Kaçayım artık. Otur iki dakika. Konuşamadık doğru düzgün. Nasıl keyfin, her şey yolunda mı? Kendi derdimize düştük. Boş ver beni amca. Yuvarlanıp gidiyorum işte. Hem şu an önemli olan sizsiniz. Gözün sürekli telefonda. Bir problem mi var işle ilgili falan? Yok, küçük bir araştırma sadece. Önemli bir şey değil. Hoş geldiniz. Çalışma odasında dosyaların olduğu dolap. Orayı bir temizle. Ama önce kahvemi getir. Tamam. Doldurma kıvırcığı. Ben içmeyeceğim. Dün biraz fazla kaçırmışım. Sabaha kadar uyumadım. Ha bu gözüne bir o duvara bir bu duvara. Kıvırcığım, bu seferlik ben halledivereyim ha? Ben hallederim Şehriye abla. Ama etme be kıvırcığım. Niye bu kadar yükleniyorsun kendine? Her şey bir anda olsun istiyorsun. Da öyle olmaz. Yavaş yavaş da. Neyi bekleyeceğim Şehriye abla? Durumum ortada. Ne kadar hızlı alışırsam o kadar iyi. Bırak da çayımı kendim yapayım. Kıvırcığım, affedersin. Benim alışverişe gitmem lazımdır. Evde eksik yedik vardır. Sen bir şey ister miydin? Ben çıktım o vakit. Thank you.
abin için dua falan okutmak istersen Melike abla yardımcı olur sana, tanıdıkları vardır. Gerçi kardeşlerin, akrabaların falan okutmuşlardır ama başka kardeşin var mı? Yok. Abimle ikimizdik. Annenle baban? Onlar rahmetli oldu. Kimsen yok yani. Ama İstanbul'da doğdun herhalde, değil mi? Yani burada arkadaşların olduğuna göre. Sorularım seni rahatsız mı etti? Sorularım seni rahatsız mı etti diyorum. Hayır. E o zaman ne susuyorsun? Cevap versene. Ne var Melike abla? Feride'ye bakmıştım. Feride kızım, bebek uyandı, bir bakıversen diyorum. Ben buraların tozunu alıyordum ama. Tamam kızım, ben hallederim. Bulabildin mi bir şeyler? Aslanım, kız bildiğin çöpsüz üzüm. Ne ana var ne baba. Sicili desem parlıyor. Tertemiz. Emin misin? Halının altına bile baktım. Cillop gibi. Geçen sana para tırtıklamaya çalışan biridir demiştim ama sicil öyle demiyor. Abisi yok demiştin. Yalan söylemiş. Hangimiz söylemiyoruz aslanım? Amma gerdin kendini bu kız için senden ha. Gel dönüşe de gevşesin sinirlerin. Rahatla. Yok, dediğim gibi gelemeyeceğim başka zaman artık. Oy kuzum benim. Tamam ama niye ağlıyorsun? Altın temiz, mamanı da yedin. Hı? Dışarı çıkalım mı gezmeye? Kuşlara bakalım mı? Hadi gel. Hava da mis gibi. Aferin lokumuma, aferin. Tek derdiniz hava almakmış demek. Sıkıldın tabii, sen de haklısın. Oh. Kuşlara bakalım mı? Hı? Hadi gel bakalım. Bak.
Bak nasıl uçuyorlar, gördün mü? Torunum hava almaya mı çıkmış? Hikmet Bey. Oy oy, sen yine ağladın mı bakayım, ha? Biraz. Ama dışarı çıkınca sakinledi hemen. Gözleri kapanıyor ama. Evet. Bu arada başın sağ olsun kızım. Yeni haberim oldu. Sağ olun Hikmet Bey. Hasta mıydı? Evet. Ölenle ölünmüyor kızım. Takdiri ilahi. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Ha bak, bir ihtiyacın falan olur, çekinmiyorsun hiç, tamam? Allah razı olsun. Hay Allah. Sen ver bana. Hadi bak işine. Gel, gel. Gel bakayım sen. Gel, gel. Maşallah sana, maşallah. Maşallah, gelmiyor, gelmiyor. Güneş gelmiyor. Maşallah sana, maşallah. Tam vakti şimdi ya. Faruk. Sağ ol, sağ ol. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ha evet, hatırlıyorum. Ha, odamda bir dakika. Evet, anlayacağınız durum bu şekilde. Biliyorum yurt dışındasınız ama yapılabilecek bir şey var derseniz eğer bizim için fark etmez, hemen harekete geçebiliriz. Şimdi Cemal Bey şöyle, meslektaşımı görmeden yorumlamak sağlıklı değil. Ancak bahsettiğiniz belirtilere dayanarak konuşuyorum. Daha önce benzer vakalarla karşılaştım elbette. Kritik bir dizi ameliyattan sonra sağlığına kavuşan hastalarım oldu. Yani narin içinde ümit var, öyle mi diyorsunuz? Tabii ki ihtimal var. Fakat doğru değerlendirmem açısından yapılan bütün tetkikleri detaylı bir şekilde incelemem gerekir. Ancak öyle net bir şey söyleyebilirim size. Tamam, o zaman ben bütün sonuçları toplayıp size mail atacağım. Tamam, bekliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Neden burada? Neden benim odamda? Hemen götürüyorum. Maksadın ne senin ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hadsizlik sende bir alışkanlık mı? Söyle de bilelim. Emir Bey. Sana bir daha uyarmam dedim. Sınırlarını aşarsan ne olacağını söyledim. Koskoca konakta bunu uyutacak başka yer bulamadın mı? Ben bıraktım odana. Yanlış kişiye bağırıyorsun. Ayrıca bu dediğin senin kanın, senin canın. Baba, en baştan mı alacağız? Kaybettiklerinin acısını kimseden çıkaramazsın. Bir daha, az önce şahit olduğum manzara gibi bir durumla karşılaşmak istemiyorum. Dediğim anlaşılmıştır inşallah. Kızım, bir daha bu evde sana kimse sesini yükseltemeyecek. Anlaşıldı mı diye sormuyorum. Çünkü anlaştık, kabul ediyorum. Thank you.
Alo, geliyorum ben bu gece. Yap düzenlemeleri. Aa, işte bu be, işte bu be. Akşam burası yıkılacak desene. Hadi bakalım. Hadi aslanım be. Yumruklara sıkıymış. Öyle diyorlar. Ben Erman. Doberman Erman. Duymuştum seni. Arada napsalanlar çıkıyor senin gibi. İyi hazırlan. Bu akşam jübeleni yaptıracağım sana. İnşallah yumruklarında çenen kadar sıkı çalışıyordur. Selamünaleyküm birader. Eyvallah. Bu akşam ringe çıkanlardan biri sen misin, doğru mu? Doğrudur. Hayırdır kardeş, yoklama mı yapıyorsun? Ben bir şey merak ettim de. Bu akşam sen yenersen avantan ne? Ne kadar kazanacaksın? Sana ne? Basket. İstersen parmağını oynatmadan da aynı parayı kazanabilirsin. Ringe çıkmadan da ceplerinde olacak. Bence kelli bir iş. Sence de öyle mi? Derdin ne senin? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Rakibinle aramda alacak verecek meselesi var da o yüzden. Hesaplaşacağız. Bu nasıl? Oldu mu? Çok güzel. Tam arabaya benzedi. Hadi şimdi ev yapalım. Tamam, nasıl istersen. Bu arada mutfaktan bir şey isteyen var mı? Ablacığım, çay ister misin? Şimdi değil. Birazdan kendim alırım. Ha, ben yardıma ihtiyacın olursa diye öyle söyledim. Kumru lütfen. Affedersin abla. Ben sen kalkma diye öyle dedim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama ne konuşmuştuk? Her şey eskisi gibi olacak. Bu evdeki herkesin masalı örnek almasını istiyorum. Bir tek o bana unutturuyor durumumu. Ben şimdi kendim görürüm lütfen. Haklısın ablacığım. Bu benim bardağım mı? Bu bardak boş değil miydi? Ben doldurdum az önce. Masada başka boş bardak yok zaten.
Ne iş? Kim bu ya? Bu gece ben yokum. Vazgeçtim. Yerime de onu koydum. Çakır abiyle konuştum ben. Bugün piyangodan ben çıktım. Bana fark etmez. Bambaşka biriydi benim oğlum. Sevgi dolu, merhametli, kalp kırmaktan imtina ederdi. Ama işte Reyhan bile bile ölüme gidince ardından toparlayamadı. Üzülme sakın, değil mi? Ben buradayım. Hem bak, senin için hiç yapmam dediğim şeyi bile yaptım. Yalan söyledim. Emir, dikkat et! Açın kapıyı be! Sakın oğlum. Sakın yapma! Bileğine güveneceksin, bileğine. Taşağı değil. Oğlum bitti. Neye güveniyorsun? Parana mı soyadına mı? Ha? Öler istediğini alamayacaksın. Ödeyeceksiniz oğlum bunu. Hem sana hem ailene ödeteceğim. Öler istediğini alamayacaksın. Ödeyeceksiniz hepiniz. Ödeyeceksiniz bunu lan.
Yaptınız bakalım. Kıvırcığımı Çakır Gözüm odasına götürdü. İyi geceler öpücüğü de kondurdu. Aferin benim akıllı kızıma. Aslında ben de götürdüm ama istemiyor diye. Yok yok, biz müdahale etmeyelim. Aman kızım ha, aman diyeyim ha. Yani bir tek Çakır'ımın yardımına gocunmaya Kıvırcığım. Neyse, buna da şükür. Niye erken yattı? Keyfim yok. Bilmem ki uşağım. Bir bardak süt de koydum başucuna ama bir şey de diyemiyorum ki. Bir şey lazımsa ben getirebilirim. Yok hayır. Ben birazdan dönerim. Neden böyle davrandığını biliyorum. Ben de olsam böyle davranırdım. Bu durum benim için ne kadar zorsa senin için de o kadar zor biliyorum. Ama anla ne olur, bana bu şekilde yardım edemezsin. Evet, belki başlarda bardaklar devireceğim, kapılara çarpacağım, düşeceğim, yaralanacağım. Ama sonunda alışacağım. Her zaman elim kolum olamazsınız. Ben daha önceden bana nasıl bakıyorsan şimdi de öyle baktığından emin olmak istiyorum. Hiçbir şey değişmedi, değişmeyecekti. Sen de alış bu duruma. Ben senin sevgini kalbimde hissediyorum. Ve bu bana yetiyor. Lütfen başka bir şey yapma. Bırak da yeni düzenime alışayım. Olur mu? Söz veriyorum, bir daha olmayacak. Thank you.
Umur abla, hasta mısın? Evet. Evet, çok hastayım. Masalcı? Oyuncak. Böyle oyuncak mı olur tatlım? Nereden buldun onu? Koltuğun altında. Beraber oynayalım mı? Hastalığın geçti mi senin? Geçti geçti. Sen ver onu bana. Ben atayım, sen tut, olur mu? Bak, oraya düştü galiba. Sen ara, bulduğunda bana haber ver, olur mu? Kızım, sen de kirlilerini çıkar, makineye atım. Her şeyi Şehriye Hanım'a bırakmayalım. Ablamın üzüntüsünden kendin işe güce verdin tamam da, beni de çekme yanına, rica ediyorum. Kızım, hadi dediğimi yap. Böyle çok net bilmiyorum ama böyle yuvarlak bir şeydi, boncuğa benziyordu. Öyle ayağım takılınca birden dengemi kaybettim. Melike abla. Hı hı. Dolapta, dur vereyim. Dur dur sen. Sen hiç zahmet etme. Ben alırım. İçti mi? Hepsini bitirdi. Oh, yarasın başıma. Bak, karnı doyunca hiç ses çıkmıyor. Uyudu hemen. Yalnız sabah nasıl bir ağlamaktı o öyle. Ya o küçücük bedenden nasıl o ses çıkıyor hiç anlamıyorum. Öyle öyle büyüyecek işte. Öyle. Yalnız o ağladıkça Emir'in sinir katsayısı da artıyor. Şu kadarcık tahammülü yok. Sesi duyunca sabah apar topar çıktı. Kaçsın bakalım, nereye kadar kaçacak. Gece de çok geç geldi. Namaza kalktım da öyle gördüm. Ne olacak bu böyle, hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Melike abla. Neyse, ben bahçedeyim biraz. Hay Allah, bu da burada kaldı. Ben de çöp atıp geliyorum hemen. Dur abla, ben atarım çöpü. Bebek de uyudu zaten. Peki madem. Bahçe kapısından çıkınca karşıda. Biliyorum, gördüm.
Ne güzel gezdik. Yarın sabah da çıkalım mı Nane abla? Tamam, çıkarız. Bu sefer de parka gideriz. Tamam. Hadi o zaman sen salona geç. Birazdan gelirim ben. Nasıl yardımcı olacaksın? Bardağı elime vererek mi? Tavama yemek koyarak mı? Yeter artık. Bana acımayı bırakın. Bugüne kadar kendi ayaklarım üstünde durdum. Bundan sonra da hep öyle yapacağım. Bu şekilde davranarak her şeyi daha da kötü yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Senin yüzünden kök saldım burada. Yürü gidiyoruz. Bırak diyorum, bırak. Hiçbir yere gelmem ben. Çekil. Feride, beni delilendirme. Yürü, düşürme. Ya dokunma bana, bırak. Bırak diyorum. Seni almadan hiçbir yere gitmem Feride. Yürü gidiyoruz. Ya bırak, bırak. Dur!